Selamlar arkadaşlar, soru cevabın 10. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda da yine sizlerden gelen 10 adet One Piece sorusunu cevaplayacağım. Soruları cevaplamaya geçmeden önce size bir haberim var. Sonunda Discord kanalını açtım. Davet linkini açıklama kısmına bırakıyorum ve hepinizi Discord kanalına bekliyorum. Duyanlar duymayanlara iletsin lütfen. Bu arada uzun zamandır videolarda abone olun demediğimi fark ettim. O yüzden bu videoda da demeyeceğim. Evet arkadaşlar, duyurumuzu da yaptığımıza göre gelin isterseniz 10 adet sorumuzu cevaplamaya başlayalım. İlk sorumuz. Sence Mihawk'un The Best Swordsman unvanını hak ettiğini gösterecek bir vs görebilecek miyiz veya en azından flashback Shanks gibi çok gizemli ve geri planda kaldı? Kesinlikle görürüz. İlk olarak Shanks'ın geçmişine gittiğimizde bence kesinlikle orada bir Mihawk vs'si göreceğiz. İkinci olarak da tabii ki günümüzde ilerleyen savaşlarda bir büyük bir savaşını görmemiz gerekiyor. Ben göreceğimize eminim. Özellikle ben Karasakal tayfasından Shiryu ile bir vs atacağını düşünüyorum Mihawk'un. Düşüncelerim bu kadar şimdilik. İkinci sorumuz. Goldie Roger'ın son adaya vardığı nasıl teyit edildi? Sonuçta oraya yaşayan kimse ulaşmamıştı. Şimdiden teşekkürler. Bunu Yonko zirvesinde konuşmuştuk ama orada ne cevap vermiştik vallahi hatırlamıyorum. Şimdi düşünürsek, Rafter'e varmadan önceki vardıkları son adayı hatırlıyorsundur. Animeyi veya hani mangada orayı görmüşsündür. Orası sıradan bir şehir. Orada kesinlikle bazı insanların kulağına ulaşmıştır diye düşünüyorum ya, bu adamlar Raftel'e gitmeyi planlıyor diye. Ve zaten Raftel'e gidip geri döndükten sonra da yine aynı şehre geldiler. Biliyorsun gazeteciler One Piece evreninde her noktaya ulaşabiliyor, bunu gördük. Daha doğrusu büyük ihtimalle siviller gazeteye haber veriyor bizim kulağımıza böyle bir şey geldi diye. Oradan da zaten hani abi Raftel'e gittik geldik havasında oldukları için Roger korsanları, bu sayede gazetelerin kulağına gitmiştir bu haber diye düşünüyorum ve öyle teyit edilmiştir. Ben öyle düşünüyorum. Sıradaki soru. Animede geç kalınmış ama hala gelme olasılığı olabilir. Denizciler korsanlara ödül veriyor ama bunları yapan ödül avcıları neredeyse hiç görmedik. İleride 500 milyon üstü korsanları avlayanlar çıkar mı? Senin de dediğin gibi bence bunun için geç kalındı ve ben One Piece animesinde tekrar ödül avcıları göreceğimizi düşünmüyorum. Lakin aynı Boruto gibi One Piece animesi bittikten sonra da aynı evrende geçen yeni bir seri çıkarsa orada kesinlikle korsan avcıları görünmeli ve belki de hatta o serinin başrolü bir korsan avcısı olmalı. Ben bunu çok isterim. Çünkü dediğin gibi neredeyse hiç görmedik korsan avcıları fakat olduklarından eminiz. Zaten East Blue'da Zoro bu işi yapıyordu. Aynı zamanda Johnny ve Yosaku da yine aynı işi yapıyorlardı. Korsan avlıyorlardı. Dediğim gibi One Piece bittikten sonra yeni bir tekrar aynı evrende geçen seri başlatılırsa orada kesinlikle bir ödül avcısının hikayesi anlatılmalı bence. Çok daha güzel olur. Benim düşüncem böyle. Devam edelim. Tayfaları ve tayfayı kendi içinde zeka, işlevsellik ve güç olarak sıralar mısın? Hepsini birleştirip bu arada. Şu anlık ilk ikiyi sayabilirsin. Ya da daha fazla eğer istersen. Yani sorunu tam olarak anlamadım ama sanırım tayfaları sıralamamı istiyorsun. Zeka, işlevsellik ve güç özelliklerini tek bir genel şeye alarak, ortalamasını alarak sıralamamı istiyorsun. One Piece evreninde Yonko tayfalarıyla denk hiçbir tayfa yok. Öncelikle onu söyleyeyim, yani burada bir sıralama yapsam bile, yani ilk ikiyi saysam bile bunlar Yonko tayfaları olur. Zeka konusunda Kaido ve Big Mom'un tayfalarından çok bir şey göremedik. Orası doğru. Evet, zeki kişiler var ama böyle genel ortalamada nedense mesela bir hani böyle Ben Beckman, Shanks zekasında çok birini göremedik gibi geldi bana. Karasakal'ın ve Shanks'ın tayfası bence ilk ikiyi say diyorsan güç, işlevsellik ve zeka olarak ilk ikide bunlar yer alır. Karasakal ve Shanks'ın tayfası. İkisi hakkında da çok net bilgilerimiz olmadığı için hangisi hangisinden önde onu söyleyemem ama ilk ikide ben bunların olduğunu düşünüyorum. İlk söylediğim cümleye istersen tekrar döneyim. Onu belki anlamayanlar olabilir. Neden Yonko tayfalarıyla hiçbiri kapışamaz, diğer hiçbir tayfa? Çünkü Yonko tayfaları yani tayfadan daha çok bir ordu gibi. Mesela Big Mom'un şeyini düşünebilirsiniz. Whole Cake sezonunda Luffy yerinden kıpırdamamaya söz vermişti Sanji gelene kadar.
Oraya bir Big Mom ordu göndermişti ve tamamen Big Mom'un tayfasından oluşuyordu o. Ve tamamı da değildi. Aynı zamanda öyle işte Luffy'nin hasır şapka filosu gibi de değildi. Yani bir müttefik değillerdi. Direkt tayfaya birebir bağlı kişilerdi. Zaten çoğu Big Mom'un çocuğu. Hepsi de olabilir hatta Big Mom'un çocuğu. O yüzden yani Yonko tayfasıyla kapışmanız imkansız. Bunlar tayfadan daha çok birer ordu gibiler. O ilk cümlemde bunu demeye çalışmıştım. Evet, sıradaki soruyla devam edebiliriz. Wado Ichimonji kırılırsa Zoro'nun tepkisi ne olur? Yani karakterinde bir değişiklik olur mu? Bence saldırgan bir hal alır. Savaş esnasında Wado Ichimonji kırıldığı an evet saldırgan bir hal alır ve çok yani agresifleşir. O an için böyle kafayı yiyebilir ama çok kısa bir süre geçtikten sonra ben Zoro'nun daha olgun yaklaşacağını düşünüyorum bu konuya. Çünkü öyle bir karakter kendisi. Savaş bittikten sonra Wado Ichimonji'nin kırık halini artık yani nasıl kırıldı onu bilmiyoruz. Yani örneğin sadece kabzası kaldıysa kabzasını her zaman yanında taşır ve One Piece'i bulup geri döndüklerinde de onu Kuina'nın mezarına bırakır. Bunu söyleyebilirim. Tabii One Piece'i bulup geri gelmeleri derken yani aynı zamanda Zoro'nun en iyi kılıç ustası unvanını da almış olması gerekiyor o zamana kadar. Onu da aldıktan sonra dediğim gibi Shimotsuki köyüne dönüp Kuina'nın mezarına kılıcı bırakır. Artık kılıç o sırada ne haldeyse. Ama Zoro'nun karakterini değiştirecek kadar bir bunalım ben düşünmüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Sıradaki soru. Abi tayfayı zekaya göre sıralar mısın? Hemen sıralayayım. Ben her zaman en tepede Sanji'yi görüyorum arkadaşlar. Bunu güç seviyeleri kulesinde de ben Sanji'nin zekasını diğer bütün tayfa üyelerinden daha üstün yapmıştım ve bu konuda bana katılmayan çok kişi olmuştu. Bunun sebebi aslında Sanji'nin sırf zekasını kullanarak tayfayı en az 4-5 kez kurtarmış olması. Yani bildiğin kurtardı. Sanji zekasıyla o hareketi yapmasaydı tayfa bitmişti diyebileceğimiz en az 3-4-5 an var. Diğer tayfa üyelerinden ben bunu görmediğim için Sanji'yi hepsinden daha üste koyuyorum zeka konusunda. İkinci olarak Nico Robin'i koyarım çünkü kendisi aslında birazcık yani dahi diyebiliriz şu konuda. Daha çocuk yaşta ponoglifleri okuyabilen birisi. Aynı zamanda bu zamana kadar hep karanlık örgütlerin içinde bulunmuş ve bu konuda çok tecrübeli bir insan. Onu ben ikinci sıraya koyuyorum o yüzden ama dediğim gibi şöyle bir an görmediğim için işte Nico Robin sırf zekasını kullanarak öyle bir hareket yaptı ki tüm tayfanın hayatını kurtardı gibi bir an görmediğim için ben Sanji'nin altında tutuyorum. Ve işte tarih bilgisi, arkeolojiye olan yatkınlığını da bir zeka değil de yarı zeka yarı yetenek olarak görüyorum. Mesela işte Sanji'nin yemek konusundaki yeteneği gibi. Yani Sanji de yemek konusunda bir dahi diye onu da zekaya artı bir puan olarak katmıyorsak Nico Robin'i de ben aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Yine benzer bir şekilde Franky yine çok zeki ama yeteneği daha önde zekasında. Yani Brook da çok zeki aslında. Hani tecrübesinden dolayı bu zekayı kazanmış bir insan baktığımızda. Yani şöyle bir toparlamam gerekirse sanırım 1 Sanji, 2 Robin. Yani 3. sırada sanırım Brook olması lazım ya. Evet. 3. sıraya Brook'u koyarım. 4. sırada Nami, Usopp ve Franky olur. Paylaşırlar burayı. Daha sonra Zoro ve Luffy. Ha bu arada Jinbei'yi unuttuk ya. Jinbei de sanırım Brook'la aynı yerde olur. Brook ve Jinbei 3. sırayı paylaşırlar gibi geliyor. Umarım anlaşılmıştır. Birazcık karışık bir sıralama yaptım ama düşüncem bu yönde. Sıradaki soruyla devam edelim. Sanji'nin flashbacklerinden gördüğümüz şeytan meyvelerinin bir listesi olan ve özelliklere yazan kitabı kim yapmış, toparlamış olabilir? O büyük ihtimalle o kitap bir akademik çalışma ürünü. Çünkü One Piece'te bu akademik çalışmalar, araştırmalar çok var. Bunu Ohara'da özellikle arkeoloji konusunda mesela çok üstün akademik çalışmalar yapılıyordu. Ve aynı zamanda Ohara'daki kütüphanede astronomi konusunda da çalışmalar gördük. Kütüphanenin içinde işte gezegen figürleri ve usturlaba benzer bir alet vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani One Piece de aslında yine o gerçekçiliğini güzel yansıttığı bir alan. Akademik
çalışmaların olması evren içinde. Zaten evrende özellikle Grand Line'da şeytan meyveleri çok ünlü. Karasakal mesela karanlık meyvesini tanıtırken insanlar arasında işte en tehlikeli meyve olarak biliniyor demişti. İnsanlar tarafından biliniyor demek ki karanlık meyvesi. Bu insanlar nereden biliyor? Büyük ihtimalle bu gibi şeylerden, kitaplardan, akademik çalışmalardan, yazılan yazılardan biliyor. O yüzden bence tarihte şeytan meyvelerine kafa yormuş, bununla ilgili kayıtlar tutmuş ve daha önceki kayıtları araştırmış bir kişiden çıkmıştır bu kitap ve sadece bu tek bir kitap değildir yani. Bunun gibi birçok kitap vardır bence. Ben o yüzden bu konuda bir sürpriz beklemiyorum işte. Bu o kitabı yazan meğerse Joy Boy'muş falan gibi bir şey beklemiyorum. One Piece evreni gerçekçi bir evren. O yüzden şeytan meyveleriyle ilgili tarihte kayıtlar kesinlikle tutulmuştur. Ben böyle düşünüyorum. Sıradaki soru. One Piece serisinde en güçlü kılıç ustası Mihawk biliyoruz. Ama sence Mihawk'tan sonra seride gördüğümüz en güçlü 3 kılıç ustası kimlerdir sence? Ölenler hariç. Bu soru hangi karakterleri kılıç ustası saydığımıza göre değişir. Ben şahsen One Piece'i izledikten sonra kılıç tekniği kullanan insanları kılıç ustası saymamız gerektiğini düşünüyorum. Elinde her kılıç tutan kişiyi kılıç ustası sayarsak gerçekten çok karışık bir hal alır ve aynı zamanda Mihawk serinin en güçlü karakterlerinden biri haline gelir. Neden? Shanks'ta kılıç var. Shanks'ı kılıç ustası sayıyor muyuz? Fujitora'da var. Big Mom'da var. Mesela ölenleri sayma demişsin ama Roger'da var. Beyaz Sakal'da var. Beyaz Sakal'ın tuttuğu şey de bir kılıç. Hatta bu en yüksek klasman kılıçlardan bir tanesi. Aynı Roger'ınki gibi. Bu açıklanmıştı SBS'lerde. İşte bunları da kılıç ustası sayarsak ortalık çok karışık bir hal alıyor. Çünkü bunlar kılıç tekniği kullanmıyor. Mesela Beyaz Sakal elinde kılıç tutuyor. Kılıç ustası. Abi sen ne yapıyorsun peki? Kılıç tekniği. Abi dünyayı sallıyorum mesela. Bu kılıç tekniği mi? Değil. Atıyorum. Fujitora kılıç ustası. Abi ne yapıyorsun teknik? Gökyüzünden meteor indiriyorum. Abi bu kılıç ustalığı mı şimdi? Yani o yüzden ben daha çok kılıç tekniği kullanan ve kılıç ustası olarak direkt bilinen kişileri bence saymamız gerekiyor. Örneğin Vista, örneğin Shiryu, Zoro de gibi gibi. Ryuma tabii ki. O yüzden istersen sana iki farklı cevap vereyim. Eğer elinde kılıç tutan herkesi kullandığı tekniklerden bağımsız olarak kılıç ustası sayıyorsak yaşayanlar arasında Mihawk hariç en güçlü 3 kılıç ustası Shanks, Big Mom ve Fujitora. Ama benim dediğim gibi gerçekten kılıç ustalığı gerektiren teknikler kullanıyorlarsa bu zamana kadar gördüklerimiz yaşayanlar arasında en güçlü 3 kılıç ustası Yağmur Shiryu, Karasakal Korsanlarındaki, Vista, Beyaz Sakal Korsanlarındaki ve Zoro. Ben böyle düşünüyorum. Sıradaki soru. Abi sence Akainu vs. Aokiji savaşında Aokiji kazanıp büyük filo amirali olsa neler değişirdi? Abi zaten Sengoku'dan Akainu'ya geçtiğinde de çok bir şey değişmedi baktığımızda. Yani Akainu filo amirali olduğundan beri ne yaptı? İşte Marineford yıkılmıştı. Yeni Marineford'u taşıdı, yeni dünyaya taşıdı. Bir de sanırım dışarıdan asker alımı da Akainu'nun projesiydi çünkü denizcilerin güçlenmesi gerekiyordu. Bu kadar. Yani o Akainu'dan beklediğimiz gaddarlık falan gibi şeyleri o denizcilerde çok görmedik. Hala Sengoku zamanında nasılsa denizciler yine öyle. Çünkü yani bu gibi rütbeler ve mevkiler evet çok yüksek rütbeler ama sonuçta denizcilerin üstünde de dünya hükümeti var. Yani aslında sen denizcilerin içinde ne kadar çok mevki atlarsan dünya hükümetinin çekim alanına o kadar giriyorsun. Yani rütben yükseldikçe dünya hükümetinin güdümünde olma katsayın da artıyor. O yüzden kendi kararlarını alabilme özgürlüğün de kısıtlanıyor gitgide mevki atladıkça. Çünkü Garp'ı düşünün mesela. Adam amiral olmuyor sırf bu yüzden. Dünya hükümetinin güdümüne girmemek için, daha serbest çalışabilmek için. Ama amiralleri düşündüğünüzde işte hep karargâhtalar. Dünya hükümeti ve kutsal ejderlere direktman kutsal ejderlerin astları olarak geçiyorlar. Bunun da bir üstüne çıktığınızda filo amirali olduğunuzda aslında siz Gorosei'nin güdümünde oluyorsunuz birazcık. Ne karar alırsanız sizin altlarınız bir hata yapsa bile Gorosei size hesap soruyor. O yüzden Akainu veya Aokiji fark etmez. Siz o rütbeye geldikten sonra özgürlük alanınız çok kısıtlı.
çok kökten değişiklikler yapamazsınız. Yani o yüzden Filo Amiral Aokiji olsaydı da çok bir şey değişmezdi. Ha, belki asker alımı yapılmazdı. Bilmiyorum. Yani zaten ben aslında sorunun altyapısını anlayabiliyorum. Hani sen demek istiyorsun ki Akainu çok gaddar bir adamdı. Aokiji öyle değil. Yani o Filo Amiral olsaydı ne gibi değişiklikler olurdu? Aslında bu gaddarlık mevzusu yatıyor sorunun altında birazcık. Lakin kanaldaki One Piece gizemleri Aokiji videosunu izlemediysen kesinlikle izlemeni öneriyorum. Ben Aokiji'nin de çok gaddar olmadığını düşünmüyorum. Evet, Akainu kadar değil. Mesela sivillerin olduğu gemileri bombalatmıyor, tamam. Ama o aradaki arkeologların öldürülmesine hiçbir itirazı yok. Dünya hükümetinin her kararının uygulanmasına hiçbir itirazı yok. Çok yakın arkadaşı olan Saul'u gözünü kırpmadan öldürebiliyor örneğin. Sırf dünya hükümetine ve denizcilere karşı çıktı diye. Yani siz Aokiji'yi Fujitora gibi, Smoker gibi, Garp gibi böyle daha ne bileyim tabiri caizse böyle yumuşak kalpli düşünüyorduysanız yanlış düşünüyorsunuz. Yani ben Aokiji'de Filo Amiral olsaydı çok bir şey değişmezdi bence, onu söyleyebilirim. Çok böyle minör kararlar değişirdi. Umarım açıklayıcı olmuştur bu cevabım. Son soru. Kizaru, Akainu'ya Wano'ya gitmemi ister misin diyor. Altı boş bir ego mu yoksa gerçekten bir şeyleri değiştirebilir mi Wano'da? Abi nasıl altı boş bir ego olabilir ki? Adam amiral. Ve sanırım sen bu kanalı yeni takip etmeye başladın. Çünkü benim bu soruya vereceğim cevap aslında belli yani. Ben zaten amirallerle yonkoları çok ayıran bir adam değilim. Şöyle ayıran bir adam değilim yani. Evet, yonkolar daha güçlü. Onu söyleyebilirim ama bunlar birbirlerine denk güçler. Yani evet, günün sonunda Kaido Kizaru'yu yenebilir ama Kizaru öyle Luffy gibi, Kid gibi bu tek yiyecek bir mevkide ve güçte değil. Nasıl Big Mom'la Kaido 3 gün boyunca savaşmışlardı veya Aokiji ile Akainu 10 gün boyunca savaşmışlardı mesela. Kizaru ve Kaido da bir savaşa başlarsa atıyorum 2 gün boyunca sürer ama kazanan Kaido olur. Ama dediğim gibi Luffy gibi veya herhangi biri gibi öyle tek yemez Kaido'dan. Çünkü bunlar denk güçler. Tamam, belki bazılarınız amiralleri benim gördüğüm kadar güçlü görmüyor olabilir. Ama en azından şunu kabul etmeniz gerekiyor. Kizaru Wano'ya gelirse Kaido ve Big Mom haricindeki en güçlü karakter konumuna gelmiş olacak. Bunda hemfikiriz diye düşünüyorum. Bu da tabii ki bir şeyleri değiştirecektir Wano'da ve Kizaru orada aslında Akainu'ya da şey demeye çalışmıyor. Ha, ben tek başıma gibi gidip bakayıp geleyim mi de demiyor. Zaten bir amiralin yola çıkması demek bir orduyla yola çıkması demek. O yüzden denizcilerin Wano'ya gelmesi kesinlikle çok büyük şeyleri değiştirirdi. Belki savaşın kaderini bile değiştirebilirdi olacakları tarafa göre. Ve ben Kizaru'nun Wano'ya gelmesinin özellikle o çadıdaki savaşta çok büyük şeyleri değiştireceğini düşünüyorum. Yani bu konu hakkında nedense şu an biraz daha konuşasım geldi. Yani amirallerin gücünü arkadaşlar şöyle aslında birazcık kafanızda hayal etmeniz gerekiyor. Yani çadıdaki savaşı düşünün veya Kaido ve Big Mom'un yaptığı çok büyük saldırıları düşünün. Kizaru'nun saldırılarından çok bir farkı var mı? Yani ben o saldırıların mesela Kizaru'nun bu Marineford'da Law denize daldıktan sonra bir böyle ışık bombardımanı yaptığı bir saldırı vardı ya. Ya o da mesela bir Yonko saldırısı kadar yıkıcı ve böyle dehşete düşürücü bir saldırıydı. Hatta orada şöyle bir replik geçiyordu. Hani acaba hani Luffy'ler ölmüş müdür artık bu saldırıdan sonra? Kizaru diyordu ki artık hani bundan da kaçtılarsa artık bu bir kaderin oyunu. Bırakalım kaçsınlar diyordu. Yasakani no Magatama! Aslında yani o saldırının ne kadar güçlü olduğunu herkes farkındaydı. Aynı şekilde Akainu'nun işte Ryusei kazan tekniği vardı yukarıdan. Magma yumruklarının yağdığı bir saldırı vardı. Zaten Aokiji'nin Ice Age'ini hepimiz biliyoruz. Resmen sıfırdan bir savaş alanı oluşturabilecek kadar güçlü bir saldırı. Yani bilmiyorum arkadaşlar yani. Ben amiralleri gerçekten bu kadar küçük görmenize pek inanamıyorum ne yalan söyleyeyim. İşte Kizaru'nun Wano'ya gitmesi bir şey değiştirir mi sorusu bile bana bir garip geliyor. Yani Kizaru'nun Wano'ya gitmesiyle Shanks'ın Wano'ya gitmesi arasında çok küçük bir fark var. Öyle söyleyeyim yani. Tabii ki bir şey değiştirir. Bilmiyorum siz ne dersiniz bu konuda? Sizin de bu konu hakkındaki yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum.
Onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar, 10 adet sorumuz bitti. Hepsini cevapladık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videonun başında dediğim gibi Discord kanalına katılmayı unutmayın. Açıklamalar kısmına davet linkini bırakacağım. Hepinizi Discord kanalıma bekliyorum. Bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki soru cevap videosu için sorularınızı yazmayı unutmayın yorumlara. Onu da hatırlatayım. Evet, böylece bir soru cevabında sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.